Selam dostlar, Prisoner Tech'nin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son bölümde hatırlıyorsanız bu 5. chapter'a geçmiştik, son eğitim kısmına. Burada oyun bizden kendi hapishanemizi inşa etmemizi istiyordu ve amacımız 60 bin bakiyemiz olması ve 100 mahkuma bakabilmek. Şimdi öncelikle bir hibelere bakalım. Personel refah girişimi. Bir personel adresi inşa et. Görev atamamış en az 5 gardiyan sahip ol. Hiçbir personel yorulmamasını sağla. Bu yapılabilir. Kolay bir şey. Person odasını nereye inşa etsek? Nereye inşa etsek? Buraya inşa edebilirim aslında. Ondan önce bir kısa gözaltı merkezi. Nezarethane inşa et diyor. Beklesin o. Yönetim merkezi. İşlerin proses ilerlemesi ve projenin hesap verilebilir olması için her hapishane projesini işleten bir yönetim binası olmalıdır. Bu sözleşme bir müdür, bir muhasebeci ve onların ofisleri için ödeme yapan, bundan sonra tam devlet gibi sistemine erişim sağlamış olacak. İki ofis inşa et, bir müdür işe al. Bürokrasiden finansın kilidini aç, bir muhasebeci işe al. Bunu yaparız abi hızlıca. Hastane koşu beklesin. Tamam mı? Daha sonrasında bunu yapalım. Bize hibeler aktı şimdi. Öncelikle. Full beton gideceğim bu arada. Tuğla hiç gitmeyeceğim. Şimdilik. Abi zaten buradan duvar yapacağız. Tamam. Burayı böyle kullanmayı düşünüyorum. Bak duvar mı yapsak? Abi ya buraya duvar yapalım. Tamam şöyle 6'ya 6. Ofisler minimum 4'e 4 arkadaşlar. O yüzden şöyle şimdi 1, 2, 3. Tamam. 5'e 4. Buradan şöyle şeye geçecek. Burası da 5'e 4. Burası da 5'e 4. Bizim totalde arkadaşlar kaç tane şey ihtiyacımız var? Kaç personel alacağız ofiste iş yapan? Ustabaşı ofiste çalışıyor. Psikolog, muhasebeci, avukat 4. Şef, müdür 6. 6 tane ofise ihtiyacımız var. O yüzden şimdi tüm ofisler için yeri yapalım şimdiden. Beton abi, posa beton. Şöyle. Tamam mıdır? Personel odası abi. Yani personel girişi. Böyle olsun. Şuradan şeye geçecek. Böyle olsun. Buradan mı kesilecek? Aynen buradan kesilecek. Böyle olsun. Bunun da aynı şekil. Hepsini bu şekilde o zaman. Tamam. Şöyle. Yapmaya başlasın abi bizimkiler. Haydi çocuk. Yaparsın. Aslan parça. Bunu da yıkabiliriz ya. Ya bunu da komple yık abi. Oo, temizlemesi bize pahalıya patlıyor. Ya, kalsın hadi. Bunları ne yapalım ama? Bunları sökelim. Bunları biz şeyde kullanırız. Bunu da sök abi. Demin de sökemiyor muyuz zaten? Ya bu da sök. Bu da kalsın. Bunları daha sonrasında kullanırız biz. Hatta büyük hapishane kapılarını falan da sök abi. Bu işlevsiz bina olarak kalacak. Buraya da ağırlık verin arkadaşlar. Önceliğiniz şunları bitirmek olsun. Önce bir müdür işi al. Brokeristen kilidini falan açma işini yapalım. Hadi çocuklar hızlı.
Normal dediğim gibi kendi hapishanemiz için başlattığımızda şekilde geliştirmeyeceğim. Daha planlı, programlı geliştireceğim. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yaşamsınız aslan parçaları. Ara betonları çekelim arkadaşlar hemen. Böyle çekeceğiz. 1, 2, 4. Hepsinde böyle aynen. Tamam. Hepsini böldük şimdi. Buradan ofis. 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 Dur hatta bunları şimdilik yapmaya bile gerek yok. Şimdilik iki tane ofis atasak yeterli. Nesnelerden de. Sandalye. Ofis masası önce koyalım. Nerede abi ofis masası? Şöyle. Buraya da at hatta. Sandalye. Şöyle sandalyelerini atalım. Dosya dolabı bir de istiyor. Nerede abi dosya dolabı da? Onu da buraya yapalım. Başka da hiçbir şey istemiyor. Tamamdır. Abi şurayı hızlıca inşa ederseniz. Siz abi. Çok güzel. Hemen personelden müdürü alalım. Müdürün ofisi. Bürokrasiden şimdi finansın kilidini aç. Bakımın zaten kilidi açık. Abi temizliğin kilidini aç. Salon kilidini aç. Sağlığın kilidini aç. Açabildiğin kadar kilidi aç ya. Sonuçta her şeyin hibesini yapacağız. Diğer görevimize bir personel odası inşa et. Ve görev atamamış en az 5 gardiyana sahip ol. Tamamdır. Abi önce bunu yapıyorsun umarım. Bunu sil o zaman. Ya neyse ustabaşı aldığını yaparsın onu. Abi keşke önce bunu yapsaydın. Neyse. Evet şimdi personel odası. Personel odası. Abi personel odasını direkt buradan çıktıkları gibi personel odasına girsinler. Kaça kaç istiyor personel odası minimum? Yani bakalım. Araştırmalara devam ederken. 4'e 4. Abi çok çıkmış. Şöyle yapalım. Aynen böyle yapalım. Kapılardan şöyle bir personel kapısı sadece. Parayı da iyi harcamamız gerek arkadaşlar. Nakit akışımız arttı da olsa. Ha çok güzel. Onu bitirdi. Muhasebeci işe alalım. Çok güzel. Artı 5000 lira yattı bankaya direkt. Ekstra eBay alalım. Vergi muafiyetini alalım. 10.000 harcadık ha. Banka kredisini de alalım. Kredi çekeriz. Şimdi kısa vadeli yatırım alalım. Ama zaten araştırmamız sürüyor. O sırada şunu bitiririz. Yandan da kısa vadeli yatırım ilerler. Daha henüz bu arada bir alımımız yok. Alımımız sıfır. Tamamdır abi. Burası şey.
Odalar. Personel odası. Ne istiyor abi? Kanepe. Yiyecek makinesi. Geniş kanepe oluyor mu? Geniş kanepe de kabul. Geniş kanepe. Abi şöyle içecek makinesi atalım şuraya da. Tamam. Bir de 5 tane gardiyan. 3, 4. Tamam. 10.000 aktı. Gibi. Güzel. Elektrik suyu halletmemiz lazım. Hemen hibe almamız gerekiyor tabii ki. Abi kısa gözaltı merkezi. Nezarethane inşaat, duş inşaat, avlu inşaat, mutfak inşaat, kantin inşaat, en az 2 gardiyan inşaat, en az 2 işçi inşaat. Aşçı pardon. Lan gardiyan. Dur. Personel. Komple kov. Buradan iki tane gardiyan tekrar alırız. Para aksamak zaten arkadaşlar. Şimdi. Ha bu bina zaten daha önce bak varmış. Direkt de bizim nezarethanemiz olsun. Artı şöyle duş yaparız. Nezarethane artı duş buraya yaparız. Şimdilik. Şurası mutfak olur. Tamam mı? Şimdi şöyle düşündüm arkadaşlar. Mahkumları buradan aldık içeriye. Şu kısım duş. Bu kısım nezarethane. Mutfak. Kantin. Şurada elektriği falan kurarız. Bak şimdi. Kaça kaç istiyor elektrik abi? Kaça kaçlık? 3'e 3'lük. Bunun yanına da gelecek paso diyelim. 5'e 5'lik olacak. Tamam mı? Bu ne kadarlık? Bu da 3'e 3'lük. Şimdi şöyle. Bir yanın inşaatlar devam etsin. Bizim şöyle. Şuradan çıkacağını düşünsek. Tamam mı? Buraya kadar yapabiliriz. Hatta şöyle iki giriş bile yapabiliriz. Bırakabiliriz de. Neyse. Şöyle abi. 5'e 5'lik. Hemen yanında şöyle 3'e 3'lük olacak. O zaman. Şöyle 3'e 3'lük olur. Tamam mı? Şöyle de 5'e 5'lik olur. Şöyle de full duvar çekeriz etrafını. Abi şurayı da çek. Sen bizim. İlk mahkum alanlarına başlarız artık ya yavaştan. İlk bölümde de sanki böyle bir şey vardı yani. Sanki şurada bir elektrik odası vardı. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Abi burası. Demini falan geç şimdi. Şöyle kapılı personel odası girişi. Personel girişi. Tamam mı? Daha sonra şurada abi bir tane beton duvar at. Tamam mı?
Şuraya da bir beton duvar at. Aslında avlu yapmamız gerekiyor. Avluyu nereden yapacağız? Avluyu da şuradan yaparız. Beton duvar mı çeksek ya da? Ya bir saniye abi, şunu bir sil. Şöyle avlu yapalım. Eskiden burası sanki avluydu böyle. Ama şöyle çok güçlü duvar çekmemiz lazım. Teper duvarı varmış. Onun dışında en güçlü duvar hangisi abi? Teper duvarı. Teper duvarı çekelim şöyle. Oha! Teper duvarı pahalıymış arkadaşlar. Teper duvarı hakikaten pahalıymış. Teper duvarlı avlu ileride yaparız. Biz şimdilik şuradan. Ama bunu da bir kere avlu yaptık mı şurayı bir rahat edeceğiz ömür boyu. O yüzden şöyle. Tamam, şöyle ikili giriş. Şuradan. Şimdilik böyle olacak maalesef. Kapı olarak da abi. Döktüğümüz büyük kapıyı şuraya koyalım. Giriş gerekli diyor. Ha, buraya da şöyle büyük nezarethane kapısı mı koysak? Buraya büyük nezarethane kapısı koy. Burayı kapatmamız gerekiyor. Aman aman aman. Böyle saçma sapan bir açık vermeyelim. Şey, beton duvarla kapa. Bu buranın tam ortası mı? Abi tam ortasıysa gidip bir şey yapmayalım. Şundan yapalım. Ve buraya da. Buradan şu ikili giriş olur. Tamam mı? Al abi, büyük hapishane kapısını at buraya. Veya büyük hapishane kapısı değil de normal düz kapı at. Tamam. Yukarı çıkanlar şeye çıkar. Aşağısı kantin. Hadi bakalım. Yapın ustam. Tamam, burayı yaptınız. Buradan bize bir elektriği bir döşeyelim. Şöyle elektrik. Şöyle su. Şuraya da kapasitör ekle. Kapasitör niye eklemiyor? Anlamadım. Neyse. Onları koyduk. Abi şimdi nezarethane için ne kadar minimum? Nezarethane. 5'e 5 diyorsun minimum. 5'e 5'ten şöyle çok daha büyük olacak. Otel ne kadarmış abi burası? 18. Böyle 14-14 yapalım. Tamam, nezarethaneyi. Duvarlar abi. Nezarethanenin bittiği noktadan 14 ya. Tek 6 tane. Tek 6 tane. Ya abi bu da yalan yani. Bunu sök bir. Buraya da büyük şey atacağım. Buna dümdüz kapı at abi. Hatta kapı atmaya gerek yok ya duşa. Burası da duş. Duş başlığı istiyor. Doğal olarak. Şöyle. Şöyle abi. Ne zaten ne istiyor? Bank. Tuvalet. Yatak.
Franz'a veremiyor muyum abi? Tuvalet. Şimdi abi gelin şöyle tam duşların dibinde mıçın. Tamam mı? Tam duşların dibine mıçtıktan sonra abi şöyle bebekler gibi uyuyun. Kaç mahkumluk kapasitemiz olsun arkadaşlar? Şöyle koyalım ya. Tabi saniye. Böyle, böyle. Bunları da şöyle şöyle yap. Buradan 8, buradan da 8, 16. Şöyle şöyle yapalım abi. Pardon. Kaç oldu şimdi? Burası 6. 6, 12, 18, 24. 24 güzel ya ilk hapishane için bence güzel yani. Bir de ne istiyor? Tuvalet, etrafı çevrili. Bank. Bank istiyor. Abi bank niye istiyorsun ki? Anlamadım. Al abi. Tam yatakların dibine de oturursunuz artık. Şöyle karşılıklı. Başka bir şey istiyor musun? Tuvalet etrafı çevrili falan feşman. Tamam ya. Para güzel gidiyor. Ha, burayı komple yıkalım ya. İşte biraz daha paramız olsun da arkadaşlar. Böyle yapın abi. Hızlıca. Evet, elektrik geldi, ilk elektriğimiz. Abi kapasitör inşa etmem gerekiyor zaten. Bu da yandırmaz tek başına. Şöyle hatta kapasitör inşa edelim. Şöyle de bir altyapı döşemesi yapalım. Şöyle gelsin. Şöyle gelsin şimdilik. Ve buradan çıksın. Duşlara kadar insin. Ha, bir de suyu da döşememiz gerekiyor tabii. Böyle bir sıkıntımız da var. Abi. Şuradan gelsin. Tamam mı? Şöyle gelsin. Şuraya kadar insin abi. Ondan sonrasını paso şeylerle döşeriz. Borularıyla. Güzel, elektriğimiz geliyor yavaş yavaş. Bir avlu inşa et. Aa, burası direkt avlu zaten. Buranın kapıyı söktünüz mü? Güzel sökmüşler. Buraya büyük hapishane kapısı atın abi. Burası odalar. Avlu. Bekleyelim bir. Üçüncü bir hibe alabiliyor muyuz artık? Alabiliyoruz. Abi uzun vadeli yatırım ya. Eksi 5000 mi attı? Lan yatırım dedik. Yatırım ayağına dolandırıldık ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Yatırım gelse bir yandan iyi olacak bizim için de.
Abi ben yatırımlara para aktığını bilseydim yapmazdım böyle mi? Abi kapılar ve duvarla çevrilenmiş nasıl olmaz ya, nasıl başarısız? Kapılar ve duvar işte abi. Kilitli abi kapı. Ha, şuradan dolayı kabul etmiyor. Abi burayı da nezaretenin içine dahil etsem kabul eder misin? Etmezsin. Duşa da oradan bağlı olmasını da kabul et. Kaldır orayı. Orayı şey yapalım. Kapılar. Düz kapı. Neyse. Bu kısa vadeli yatırım bir gelsin. Birazcık parayla rahat ederiz. Ay 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 ay. Arkadaşlar bir saniye kusura bakmayın. Geri döndüm. Bir anda soda döküldü ya. Neyse ki bilgisayardan uzağa döküldü de. Tam böyle masanın köşesinden. Aktı gitti. Aman aman. Oy. Gereksiz aksiyon anları. Gerçekten gereksiz aksiyon anı yani. E abi. Kantin yok diyor şimdi. Abi yapacağız da paramız mı var? Şimdi önce duvar. Şöyle yapacağım. Kaça kaç abi burası? 15. O zaman 7'ye 7. Kapılar. Personel kapısı. Burası kaça kaç abi? 13. Şöyle 6'ya. 6. Kapılardan düz kapı. Burayı kantin yapacağım dediğim gibi. Odalar. Nerede abi kantin? Masa. Servis masası. Bank. Servis masaları böyle. İki tane servis masası yeter diyor. Masayı da böyle yapmayalım da. Böyle yapalım ya. Böyle yapalım. Yani bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Böyle koyalım. Böyle mi? Aynen böyle koyalım. Banka abi. Ya da bankları atalım. Tamam, bu şimdilik hazır. Bir de mutfak. Odalar. Mutfak ne istiyor? Buzdolabı, evi ve ocak. Hemen abi. Bu arada ilk mahkumlarımız artık gelebilir ya. Açabiliriz artık. Dükkanı. Abi. Sen bana hiç şey verme. 9 tane mevcutmuş ya. 9'unu da versen bana. Şu an paso düşük güvenlik gideceğiz arkadaşlar bir süre. Daha sonrasında orta güvenliktir şeydir geçiş yaparız. Ama şu an bela musibet bizi çok sıkar yanımızda. Paramız yok malum. Kapatabilecek aradaki şeyi. Abi. Bir ocak at şöyle. Tamam mı? Karşısına bir buzdolabı at. Şöyle de bir evi at. Fakirlikten şu düştüğümüz hallere bak. Personel alımı da. İki gardiyan. Bir de aşçı al abi. Hoş. Gerçekten. Fakirlikten. Neyse ki şunun parası gelecek artık. Abi. Neyse. Gitsin de. Böyle elektrik çekin abi. Buraya. Şöyle çek. Şöyle çek. Geldi. Güzel. Çok güzel. 10 bin altın geldi. İşte bir süre daha paramız var. Şöyle çek abi. Şöyle küçük.
buluruz bağlı. Abi dur. Bir tane daha ocak yapabilir miyiz? Gözünü seveyim. Bir ocak bana hiç güven vermedi ya. Yemek çıkmış lan. Bir ocak daha ve bir buzdolabı daha alalım. Zahmet. Şimdi üçüncü şey. Tüm mahkumlarımız zaten gelecek ilk mahkumlar. Şu an çok saçma oldu. Bunu kaldırmamız lazım arkadaşlar. Ya dur, bunu kaldıramam ama. Bunu iptal et. Neyi kaldır buradan da? Bunu kaldır. Neden öyle oldu? Çünkü su bir yandan buradan akıyor. Bir yandan da buradan akıyor. Bunlar tam ortadakilere su gitti. Şimdi gördüğünüz gibi problemi çözüldü. Abi gardiyan sayısını arttıralım. 5, 6. Cezai hasar. Abi bunun bir hatası yüzünden 3 kişi ölmüş ya. Sahtecilik, soygunculuk. Abi daha önceden de kötü insanlar ha bunlar. Bu araba hırsızı. Neyse bak, sorun çıkartıp canımı sıkmayın. Rejim. Paso boş zaman, yemek. Avlu boş zaman, yemek. Boş zaman, uyku, duş. Tamam, takılın bu şekilde. Hatta duşu şöyle 2 saat yapalım. Saat duş alırsınız. Abi nasıl sıfır ya? Ne demek sıfır yani? Nezarethanemiz var koskoca. Nezarethanede saymıyor mu abi? Bir de personel. Şu an tabii yerleşim falan açık değil. Açmamız gerekiyor kilitlerini. Abi önce hangisini diyordu bir? Hibeler. Hücre bloğu A. Onu bir geç. Bir hastane koğuşu inşa et. Doktor işi al. Önce bunu yapalım ya. Hapishane bakımı. Progresten bakımın kilidini aç. Açık zaten abi. Ustabaşı işi al diyor bir tane. Ustabaşı için de bir tane ofis gerekiyordu. Buradan eşyaları alalım. Bunun akabilir. Bu hızla da akmasın da şöyle 2x de aksın yavaştan. Ofis masası. Ve bir temizliğin kilidini aç. Saha bakımının kilidini aç diyor. Saha bakımını da açmayı ver. Bunu hızlı yapabilirseniz çok sevinirim çocuklar. Yemek şu anda oldukça fazla yemek çıkıyor. Kaç kişilik yemek çıkıyor? Abi neredeyse 2 katı yemek çıkartıyoruz. Bir 9 kişi daha gelse besleriz yani. 18'e çıkartalım o zaman hapishanemiz sayısını. Personel. Başını al abi işe. Böyle ofis olarak atayalım hemen odalardan. Ofis abi. Hemen araştırmalara başladı aslan parçası. Yandan da şu güvenlikle psikolojisini araştırsak iyi olacak. Abi zaten bunu araştırmış. Hapishane ilkeleri. Aç abi hapishane ilkelerini. İBL'lere bakalım bir. Bir sonrakine ne alabiliriz? Güvenlik sertifikasına gidelim ya. Güvenlik önemli. Sağlık ve refah da yapmamız gerekiyor aslında.
Ama güvenlik önemli. Buraya falan polis atayabilirim arkadaşlar. Ha bak, minimum güvenlisiniz. Gidip de zaten kısa bir süre sonra şey olacaksınız. Serbest kalacaksınız. Kendi başınızı yakmayın durun. Burada planlamadan da şunları sil ya. İyi, elektriği de sonuna kadar kullanıyoruz abi. Bir anda elektrik kesilmek istemiyorum arkadaşlar. Bir tane daha kapasite arttırabilir miyiz? O önemli. Yıl olmuş 2024. Hapishanede elektrik kesintisi yaşanmaz. Ya geçen de This War of Mine videosu çekiyordum. Abi elektrikler gitti ya. Yani hani inanamıyorum yani hani 2024 yılında hala elektrik kesintileriyle falan uğraştığımıza inanamıyorum yani. Evet abi, ilk konumuz geliyor yavaş yavaş. Çok güzel. Araştırmalar bitti mi? Araştırmalar bitmiş. Personel. Kade mi? Bir de bahçıvan mı? Bir bahçıvan. Çok güzel abi. Oradan da bir nakit akış sağlandı. Şimdi güvenlik prosedürü. Güvenlik prosedürü şart. Öncelikle yine hemen nesnelerden bir sandalye, ofis masası, hayda iki tane ofis masası aldık, neyse sonraki ofiste kullanırız. Bir saat sonra da kısa vadeli yatırımımız bitiyor. Çok güzel. Bir mahkum şartlı tahliye için hazır. Şu an şartlı tahliyemiz falan yok arkadaşlar. Kusuruma bakmayın yani. O kadar gelişmedi. 10 mahkum al diyor. Bunu arttırırız. Bekle bir. Şef. Bürokrasiden. Yerleştirme ve neydi, devriyeler, istihbarat mıydı bir de? Yok, bu yeter, tamam. Bunların kilidini bir açalım. Şimdi yerleştirme neydi? Gardiyanları herhangi bir yere kalıcı olarak yerleştirme. Devriye. Tamam, gardiyanların devriye atmasını sağlıyor. Çok. Yerleştirme. Abi, buraya iki gardiyan bir ata zaten. Hazine bir gardiyan ata. Avluya bir gardiyan ata muhakkak. Bu bizim gardiyana ihtiyacımız. Alalım abi. 10 tane. Çok güzel. Bir de 3 devriye gardiyan güzergahı ayarlamamız istiyor. Devriyeler. Mavi devriye abi. Şimdi kapının sürekli böyle açılması gerektiği yerler var. Oraları atayalım abi. Buraya bir ata bir tane. Tamam. Bir de şuraya bir ata. Ve gardiyan. Gardiyan. Bir tane daha. Nereye atayabiliriz? Kapının sürekli açılmasını istediğim bir yer yok. Başka. Ve bir de şuraya bir tane ata abi. Ana giriş kapısında da bir gardiyanım sürekli bulunsun. Çok güzel. 50 bin lira yaptık ha. İyi gidiyoruz bence. Şimdi total kapasitemiz neydi abi? Şu an mahkumları ucu ucuna besliyorum. Bu abi ucu ucuna değil yani, bayağı aslan gibi besliyoruz hepsini. Yeni yemek de hemen çıkıyor. Yemek konusunda problemimiz yok o zaman. Kaçtı? 12-24'tü. Alım.
18 değil. 6. Son bir 6 kişi daha alalım. Sana zahmet. Esleriz diye düşünüyorum. Şimdi yeni hibeler almamız gerekiyor arkadaşlar. Resmi güvenlik oranları. Şunu bir alalım. Mahkum uyum ve entegrasyon. Eğitimi geç. Görüş hakları. Abi sağlık ve refah önce. Bir psikolog işi almak için öncelikle şuraya bir ofis yapacağız arkadaşlar. Yanın oyun akabilir ama çok hızlı da akmasın abi. 2x hızlı aksın. İlgilenmiyorken oyunda 2x hızlı aksın abi. Ofis masası zaten vardı elimizde. Şunu da şuraya koy. Güzel. Onun dışında bir hastane koğuşu. Hastaneyi nereye inşa etsek? Hastaneyi buraya inşa edebiliriz aslında, kantinin yanına. Veya oraya doğru ileride kantini geliştiririz. 100 kişi isteyecek abi. Kantini buraya doğru geliştiririz. Hastaneyi şuraya inşa edebilirim veya buraya ziyaretçi yerini inşa edebilirim. Hastaneyi buraya inşa edeyim, ziyaretçiyi buraya inşa ederim. Şöyle abi. Beton. Şöyle gel abi. Burayı bana inşa edin. Şöyle iki duvar at. Burayı açarız buradan. Burası hastanemiz olacak arkadaşlar. Ofisi bitirdiniz mi? Bitirdiniz. Hemen abi personelden bir psikolog işi alalım. İyi ya, şu an hapishanemiz çok güzel durmuyor mu arkadaşlar? Tertemiz, böyle misler gibi. Bir tek bahçıvan çok çalışmıyor belli ki çünkü pislik hakim. Bahçıvan dışarıları temizliyor. Neyse ne diyeyim, delidir. Ne yapsa yeridir. Abi dışarıyı niye temizliyorsun ki? Neyse arkadaşlar demeyeceğim. Buramız çok yorulmuş. Adamlar gece gündüz çalışıyor. Oy, aşırı doz almış. O hapishaneye acil ihtiyacımız var yoksa adam ölecek. Kurumsal vergi %15. Olaysız geçen günden 85 dolar kazanıyormuşuz. İşçi maaşı 1200. Gardiyan maaşı 1000. Devlet hibesi 3000. Mahkum hibesi 1700. Aşırı doz almış eleman. Aşırı dozdan ölmeden önce burayı bitirebilir miyiz abi? Gelsin. Personel kapısı. Kaçtı abi buranın şeyi? Hemen bir bakalım. 11 mi? Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. yat abi. Şuna bir acele abi. Şuna bir acele. Hakikaten ona bir acelemiz var. Ölümler öldü. Aşırı dozdan öldü. Johan Stromberg, Koanones. Kablolu TV için bir işte şey hazırlıyormuş. Belgesel. Daha fazla rating alabilmek için 15 tane şeyi fakir mahalleyi yakmış, ateşe vermiş. Televizyon kamyonuyla da mahallenin girişini engellemiş. 80 kişi ölmüş abi. Aynı zamanda bağımsız bilgisayar oyunu korsanı yüzünden 4 yıl hüküm giymiş.
Ulan 80 kişi öldürmüşsün şerefsiz zaten. Geber git ulan, bana ne be. Uyara bak. Abi 18'de 16'ya nasıl düştü? Bizim 2 kişimiz mi öldü? Anlamadım. 2 kişi daha alırız. Koymaz. Devir abi burası. Burayı kırın çocuklar. Duvarları yık. Tıbbi yatak. Nesneler. Canım oyun aksın. Abi şimdilik zaten şöyle çok yatak koymayacağım. Şu iki yatak yeter bence. Hızlıca abi. Şuraları hızlıca yapın. Buraları hızlıca yapın hakeza. Zaten başka işiniz gücünüz yok. 2x hızda yapın. Canım sıkmayayım. Abi şu ölüyü de çöpe atabilir misiniz? Size rica etsem. Bunu da çöpe hızlıca atın. Onun dışında ne yapacaktım? Şey yapmayı düşünüyordum. Doktorları alalım. Ne elektrik elektrik ya. Ben diyorum ne yapacaktım ne yapacaktım. Elektrik çek. Şöyle. Güzel. Buradan da bir 10.000 hibe kazandık. Şu an paramız 60.000'i geçti zaten. Yeni hibe alalım. Bir yandan. Mahkum uyum ve entegrasyon şimdilik geç. Görüş hakları. Ama bizim daha fazla mahkuma da ihtiyacımız var. O yüzden hücre bloğunu yapalım önce. Ne demiştik arkadaşlar? Daha fazla mahkum, daha fazla para. Şuraya döşeyebiliriz aslında hücre bloğunu. Ya buraya mı döşesek? Abi buraya döşeyelim. Dur bakayım şimdi duvarlar. Her bir hücre bloğu şöyle bir şey olacak. Bu mutfak herhalde bir süre daha yeter. Çünkü bayağı bir buraya ocak mocak bir şeyle atarız. Hani mutfağın küçüklüğünü aldırış etmeyin. Şöyle olacak. Tamam mı? Abi çok kötü gözükecek ama ya. Dur bakayım. Neyse böyle olacak. İşte böyle mi olacak? İşte böyle olabilir. Buradan birer ilik giriş. Abi. Mesela şöyle şöyle yaparız. Onun dışında şöyle şöyle yaparız. Şöyle de yaparız. Daha sonrasında şuradan şöyle indiririz. Buradan böyle indiririz. Dur bakayım. Nasıl duracağını bir planlıyorum şu anda arkadaşlar. Oradan öyle indirmeyiz de buradan böyle yaparız. Ama kantini yer abi o zaman. Kantine yer açmamız gerekiyor bizim her türlü buradan. Buradan şu girişe nasıl bağlarız bunu? Şöyle geldik. Bu pis yapıyı yıkarız buradan. Tamam şöyle. Şuraya bir tane daha atarız şundan arkadaşlar.
Şöyle pardon. Bir tane daha atarız. Ben şöyle tam karşısına şöyle atarız. Bir tık berbat gözükür. Problem değil. Veya şunu şöyle yaparız. Şunu şöyle yaparız mesela. Ama öyle yaparsak da bu sefer bu tam eşit olmaz. Ya şu onun tam eşit olmasına gerek var mı? Bence yok. Hem zaten burası da yok abi. Her türlü bu tarafa bir tur kayacak. Tamam, oturturuz ya. Şimdi bana. Bu arada ne kadar zaman olmuş? 50 dakika olmuş arkadaşlar. Bir sonraki bölümde inşa edelim hapishanenin geri kalanını. Bir sonraki bölümde buraya hapishaneyi tekli hücrede inşa edeceğiz. 15 kişiye çıkartacağız. Hatta daha bile fazlaya. Kantinimizi genişleteceğiz. Veya genişletmem şimdilik de. Hani daha fazla bank falan atarım. Daha fazla mutfağa adam alırız. Silahlı gardiyanları atayacağız. Köpekli gardiyanları atayacağız. Hibelerimizi tamamlayıp 100 mahkuma kadar çıkartmaya çalışacağız bu bölümü. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.